Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Tailwind CSS ekosisteminden bahsedeceğiz. Bu ekosistemden bahsetme nedenimiz şu. Genel olarak developerlarda işte Bootstrap üzerinde çok fazla çalışıldığı için arkadaşlar yıllarca Bootstrap ile çalışıldığından tabii bazı alışkanlıkları bırakmak kolay olmuyor. Fakat Tailwind ekosistemine girdiğinizde artık bu ekosistemin de büyüdüğünü görüyorsunuz. Ve bununla alakalı siteleri gördükçe artık Bootstrap tarzı şeylerden hani daha da uzaklaşmaya başladığımızı görüyoruz. Çünkü Tailwind çok hızlı bir şekilde class yapısı üzerinden hızlı bir şekilde bize bazı kolaylıklar sağlıyor. Bu videomuzda dediğim gibi Tailwind ekosistemine bakacağız ve Bootstrap alışkanlıklarımızı tekrardan gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle şimdi hemen Tailwind CSS ile başlayalım. Tailwind CSS biliyorsunuz React üzerinde şu an çalışıyoruz. Next ile de çalışabilirsiniz, fark etmez. Ya da herhangi bir framework ile. Tailwind'i kurulumu biliyorsunuz hemen baştan itibaren kurmak adına ben sadece React'i kurdum. React şu an için çalışıyor arkadaşlar. Şunu bir sonlandıralım. React'te belli başlı dosyaları sildim arkadaşlar. Sadece ekosisteme odaklanmak istedim. npm install diyerek bakın gördüğünüz gibi bu Tailwind CSS'i bir yandan kurayım. Hemen hızlı bir şekilde biliyorsunuz bunları birinci videodan itibaren izlediyseniz gayet basit şeyler üzerinde çok fazla durmuyorum. Hızlı bir şekilde Tailwind CSS'i projeme dahil etmeye çalışıyorum. Bu gösterdiğimiz şeyler işte config dosyalarının oluşmasını falan sağlıyor arkadaşlar. Hemen bu config dosyalarını oluşturalım ve module exports'a şu content olayını da kopyaladıktan sonra artık Tailwind CSS'imi kullanabilir hale geleceğim. Hemen şunu da şöyle yaptım. Evet, Ctrl C'yi çektik. Şu an hazırız diye tahmin ediyorum. Peki, burada hazır olup olmadığımıza nereden bakabiliriz? Hemen şurada bir H2 oluşturup arkadaşlar içerisine merhaba deyip bunun bir rengini değiştirelim arkadaşlar. Hemen class name, burada ne diyebiliriz? Text, işte orange gelecek mi? Evet, şu an gelmiş durumda. Bakalım Tailwind CSS'im aktif halde mi? npm start diyerek bir sunucumu bir başlatayım arkadaşlar. npm start dedim. Ve development server çalıştı. Şunu bir kapatalım. Önceden açmıştım. Evet şu an merhaba geldi. Fakat herhangi bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi gelmedi. Burada tabi bu renginin gelmesi için CSS direktiflerinin okunması için şunu unuttuk açıkçası. Base Component Utilities kısmını index CSS'imizin içine kopyalamayı unuttuk. Hemen onu da kopyaladıktan sonra server'ı tekrardan başlatıyorum arkadaşlar. Start diyerek ve Tailwind çalışmaya başlayacak. Bir bakalım. Evet şu an çalıştı ve merhaba şeklinde artık Tailwind ekosistemini dahil etmiş olduk. Tailwind CSS'i dahil etmiş olduk. Şimdi buraya kadar bir sıkıntım yok. Fakat şöyle bir şey dediğim gibi ekosistemden yani insanların yaptığı komponentlerden özellikle Bootstrap'te biliyorsunuz çok fazla komponent zaten o çekiciliği var Bootstrap'in. Yani güzel komponentleri var. Bu komponentlerden dolayı İnsanlar işte hazır şeyleri hızlı bir şekilde kullanma isteğinden dolayı biraz da kopamıyorlardı arkadaşlar. Ama artık Tailwind ile beraber Tailwind'in işte geliştiricileriyle beraber gayet güzel bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi buraya baktığımızda kendi sitesinin komponentlerinden başlayacağız arkadaşlar ki videonun altında da mutlaka bu kullandığım siteleri vereceğim arkadaşlar. Ve bu sitelerle alakalı neler yapabilirsiniz? En azından bu videoda bunu göstermeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi Tailwind UI sitesini attı bizi. Farklı bir adrese attı. Ama bu kendi resmi sitesi arkadaşlar. Baktığımızda burada bir sürü şeyden bahsediyor. Bir aşağı doğru inelim. Buralarda. Şuradan arkadaşlar öncelikle Browse Components derseniz arkadaşlar. Bunu hemen hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Fakat dokümantasyona gitmenizi tavsiye ederim ilk etapta. Zaten bu videoyu dediğim gibi hemen linklere gidip kendiniz de deneyebilirsiniz. Fakat en azından benim tecrübe ettiğim şeylere bir göz atabilirsiniz. Burada baktığınız zaman bakın gördüğünüz gibi Tailwind'in kurulumundan ve burada işte optional olarak nelerden bahsettiğinden ve bence en önemli kısmı burası. Eğer buradaki komponentleri kullanacaksanız şu npm paketini yüklemeniz gerekiyor. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Şunu kopyaladık arkadaşlar.
ve hemen server'ı durdurup bunu yapıştırıp headless UI React ve Hero Icons React'i biz buraya kuralım. Şimdi bu kurulumunu yaptıktan sonra hemen şuraya devam edelim. Burada arkadaşlar onlar kurula dursun. Components'e bir tıklayalım. Bakın Components kısmında aşağı tarafa doğru indiğimde Page Sections, bakın Hero Section ve bunların üzerinde kilit işaretleri var. Bu site tabii komponentleri verirken bir yandan da ücretli versiyonlarını da satmaya çalışıyor tabii haliyle. Burada bizim işimize yarayanlar da var açıkçası. Mesela Hero Section'a baktığımızda Hero Section'da bakalım şimdi şu Get the Code kısmı olanlar arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere ücretli. Burada mesela şunu beğendiniz. Bunun için tabii bir ücret ödemeniz gerekiyor ama free olanlar, ücretsiz olanlar da gayet yeterli diye düşünüyorum. Bakın bir login page'den bahsetmiş. Burada daha doğrusu login page diyorum. Hero section'dan bahsetmiş. Şurası ve burayla beraber. Şimdi buradan bir kod kısmına geldiğimde burada güzelliklerinden bir tanesi şurası arkadaşlar sitenin. HTML olarak alabildiğiniz gibi. Bakın bunu HTML olarak da yapabilirsiniz ama React komponenti şeklinde alıp bakın burada gördüğünüz gibi daha demin kurduğum o headless UI ve hero icons'lar burada bizim işimize yarayacak ve şurayı kopyaladığımız anda arkadaşlar oranın aynısını biz sitemize dahil etmiş olacağız. Bakın preview kısmına tıkladığınızda bunun aynısını almak istiyorsanız sitenize çok kolay bir şekilde dahil edebilirsiniz. React seçiliyken kod kısmında kopyaladığımızda ve burada gelin SRC klasöründe şöyle bir şey yapalım. Mesela orası Hero Section'da hero.js deyip buraya direkt yapıştırdığınızda tabi bunun içerisini arkadaşlar kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Şunu şöyle biraz aşağı doğru alalım. Şunu da kapatalım. Burada bu hero.js'i ben nereye almam gerekiyor? Biliyorsunuz app.js'in içine alabiliriz. Şunu bir şuradan bir kaldıralım arkadaşlar. Ve burada Hero.js'in içine aldık ama burada export default şeklinde evet example şeklinde export default'unu vermiş. Ben buraya export default kısmında şurada example dersem şurada example hero'dan geldiğini gösteriyor bakın. Enter'a bastım ve kapattım. Bu kadar. Bunu yaptığınız anda bakın şimdi zaten kendini otomatik refresh yapmış olması gerekiyor idi ama niye olmadı? Ha biz burada arkadaşlar durdurmuşuz anladığım kadarıyla. NPM bir start çekelim. Hemen NPM start çektiğimde bakalım. Ve geliyor olması gerekiyor. Şunu kapatalım. Evet şu an gördüğünüz gibi oranın aynısını elde ettik. Bakın gördüğünüz gibi. Hero section'ın aynısını elde ettik. Bu içeriğini şunu bunu falan düzenleyebiliyorsunuz. Tabi orada şöyle yapıp tıklayıp arkadaşlar şu şekilde yaptığımızda da hamburger menü ve bu şekilde JavaScript kısmını da sizin için halletmiş oluyor. Bu sitenin belki de en güzel özelliklerinden biri. JavaScript kısmına dahil hiçbir şekilde hiçbir şeye müdahil olmuyorsunuz. Şurayı da kapattım. Hero section feature section'lar, CTA'ler, pricing section'lar falan var ama bunların hepsi ücretli arkadaşlar. Burada bizim kullanabileceğimiz mesela banners'lar, işte 404 page'leri falan var ama burada headers kısmında navbarlardan bahsetmiş herhalde baktığım zaman. Bir bakalım navbar falan var mı içinde. Tabi bunlarla beraber alabiliyorsunuz ama sadece bize kullanma şansı olarak burayı vermiş. Şimdi bu site hakkında dediğim gibi birçok site var. Onları da tanıtmam gerekiyor. O yüzden üzerine çok durmayacağım. Belli başlı şeylerin ücretsiz olduğunu bilmeniz gerekiyor ve buradan istediğinizi bakın şurayla beraber bakın bu her birinde yok maalesef. Burada React komponentini şu şekilde aldıktan sonra istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Demek ki Tailwind'in en güzel özelliklerinden bir tanesini burada vermiş olduk. Peki tailblocks.cc adresi var. Bu da arkadaşlar İzmirli bir web developer tarafından yapılmış bir şey. O yüzden de hoşuma gitti açıkçası bizden biri. Bu arkadaşlar Tailblocks sitesinde istediğiniz gibi bakın çok güzel. Hepsi ücretsiz. Her şeyiyle ücretsiz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir şeyi buradan çekip alabiliyorsunuz ve web sitesinde kullanılabilecek birçok şeyi burada vermiş. İşte feature'lar, footer'lar değil mi? Mesela bizim burada neye ihtiyacımız var? Mesela footer'a ihtiyacınız var. Bakın gelip baktığınızda gayet güzel işte linklerle beraber, kategorilerle beraber 5'e bölünmüş bir yer görüyorsunuz. Ya da şöyle bir şey.
ya da böyle bir şey. Bakın bir sürü seçenek vermiş. Mesela şu küçük basit şeyi almak istediğinizde View Code diyorsunuz. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi size burayı veriyor. Fakat buranın tek sıkıntısı olarak, yani sıkıntısı değil aslında, adam çok güzel yapmış da sorun diyebileceğimiz. Mesela buradan arkadaşlar renk seçeneği de var. Bu da bunun bir artısıdır. İstediğiniz renk seçeneğine göre footer buradan yapabiliyorsunuz. Mesela kırmızı bir footer olmasını istiyorsunuz. Bunu aynısını kopyalayabiliyorsunuz. Fakat burada ben kopyala yapıştır yaptıktan sonra şu class'ların hepsini class name'e çevirmeniz gerekiyor. Ve img'lerin hepsinin sonuna slash işaretinin konulması gerekiyor. Mesela bunun aynısını ben copy to clipboard diyerek şu şekilde aldığımda buradan src klasörünün içerisinde mesela footer.js şeklinde yaptım. Ve direkt buraya yapıştırmadan önce ben bunu bir export edecek şekilde ayarlamam gerekiyor biliyorsunuz. Şu return kısmındaki footer'ı silip bunu direkt yapıştırıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar tabii class'lar burada warning olarak görünür. Ama size tavsiyem Ctrl F yapın. Şuradan hemen direkt class'ların alayını bulun. Class'ları bulun. Ve bunu class name ile değiştireceğinizden bahsedin. Ve bunların alayını, yani tümünü değiştirini yapın arkadaşlar. Bu şekilde daha da güzel olacaktır. Tabii warning'ler falan var. Şunu da bir hemen belgeyi de bir biçimlendirelim şu şekilde. Gayet güzel bir şekilde görünsün. Şöyle. Peki bu footer şu an kullanılabilir durumda mı? Evet. Peki ben bunu App.js'de nasıl kullanırım? Hemen şuraya gelirim ve derim ki footer. Bu kadar. Yani, bu arada tabii importunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şunu bir kapatalım. Bir dakika, bunu footer importunu niye yapmadı? Kendisi otomatik yapması gerekiyordu. Hemen footer dedik. Footer. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım bu arada. Şunun baş harfini bir büyük yazalım arkadaşlar. Muhtemelen sıkıntı bundan diye düşünüyorum. Buraya geldik. Hemen export default'ta footer alacağım arkadaşlar. Ve hemen şuraya footer. Bakın gördüğünüz gibi footer geldi ve kapattım. Şu şekilde. Evet, Ctrl S çektim ve sayfa kendini yenilemiş olması lazım. Aşağıya bakın gördüğünüz gibi footer kısmında gayet güzel bir şekilde eklendi. Ve mobil uyumuna baktığım zaman da gayet başarılı bir şekilde duruyor. Yani arkadaşlar biz artık Bootstrap'teki o komponentlere muhtaç değiliz. İstediğimiz gibi birçok sayfadan, şu an sadece iki site gösterdim. Daha da bir sürü site var. Bakın burada content kısmı var. Şu şekilde bir şeyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Burada istediğiniz herhangi bir şeyi alıp, tabi buradakilerin hepsini değiştirme imkanınız da var. Açık kaynak arkadaşlar sonuç olarak. Buraya baktığınızda istediğiniz gibi burada işte container mantığında flex yapısı, flex row'lar, bunların hepsi arkadaşlar değiştirilebilir seçenekler. İstediğiniz rengi verebilirsiniz. Tailblocks'un güzelliklerinden bir tanesi de dediğim gibi iç renkleri de buradan seçiyor olabilmeniz. En azından sizin sitenize uygun bir rengi buradan seçebilirsiniz. Burada bir sürü özellik var. Kurcalamanızı tavsiye ederim. Peki. Devam ettik. Hepsine tabii çok fazla vakit de ayırmak istemiyorum. Çünkü çok fazla site var. Bir de Starter Kit var. Arkadaşlar bu da çok basit olmakla beraber çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hemen bir buton, tatlı bir buton almak istiyorsunuz. Large Fillet. Mesela şöyle bir buton. Bunların hepsini tek tek ne yapmanız, yani bakın gördüğünüz gibi renk skalası çok fazla. İstediğiniz küçücük komponentleri arkadaşlar hızlı bir şekilde dahil etmeyi sağlıyor. Yani bunları tek tek, mesela şunları tek tek yazmak yerine şöyle bakın gördüğünüz gibi outline'ları, şunları bunları, ya da burada bakın ikonlu halleri var. Direkt ikonu var. Tabi bunlar font awesome'dan geliyor arkadaşlar. Font awesome olması lazım. Bir bakalım. Ha evet. Fast diyor. Font awesome. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz şeyi de alabiliyorsunuz. Bu arada burada tabi sadece butonlarda outline butonlar da alabilirsiniz. Mesela regular outline. Mesela şunu almak istediğinizde direkt kopyalıyorsunuz. Ve sitenize herhangi bir şey gerekmeden hemen şurada arkadaşlar. Mesela example'ın da üstünde yapayım ben bu işi. Yapıştırdım. Hemen sağ tıklayıp hızlı bir şekilde belgeyi biçimlendirip Ctrl S'yi çektiğim anda artık o butonu gördüğünüz gibi burada kullanıyor olacağım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntım yok. Peki burada buraya kadar herhangi bir sorunum yok diye düşünüyorum. Burada bir sürü bakın label'lar, hani basit gibi görünse de birçok kod
yazmayı gerektirecek, class'ları yazmayı gerektirecek bir durum var. O yüzden arkadaşlar buradan bakın çok basit navbarlar alabilirsiniz. Tabii bunlarda hamburger olmuyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Hamburger menü falan değil. Buradan arkadaşlar tek tek renklerini, renk skalasını seçerek istediğiniz gibi dahil edebiliyorsunuz. Bakın burada neler var? Alertslerimiz var. Gördüğünüz gibi buradan gelip bunları alabiliyorsunuz. Basit ve kullanışlı bir site Creative Team'in. Buradan bakabilirsiniz. Peki geçtik. Stitches arkadaşlar bu aslında bilmiyorum çok kullanır mısınız ama gene de göstermek istedim. Burada HTML'e Functional CSS olarak dahil ediyor ve sürükle bırak yöntemiyle çalışıyor. Mesela bir navigasyon barı koymak istiyorsunuz. Aldınız, attınız. Sonra geldiniz buraya ne koyabiliriz? Hero Section. Hero Section'ını koymak istiyorsunuz. Aldınız, koydunuz. Sonra geldiniz Article koymak istiyorsunuz. Aldınız, koydunuz. Sonra başka ne olabilir? Buradan pricing mesela işte etiket fiyatlandırma koyalım şuraya da. Ve en sonunda da bir tane footer atalım arkadaşlar. Şuradan hemen geldim. Şöyle basit küçük bir footer atalım. Heh. Şimdi arkadaşlar bunları böyle yaptık. Burada istediğiniz gibi silip başkalarını tekrar dahil edebiliyorsunuz. Bildiğiniz hazır site yapıyorsunuz arkadaşlar açıkçası. Buna tıkladınız ve gayet de basit bir şekilde bakın çift tıklayıp açtığımda o koyduklarımın alayı buraya gelmiş durumda. Ve siz yani bu bir dakikada site yapımı diye video çekilir arkadaşlar. Burada hemen direkt hızlı bir şekilde yaptık. Ve gördüğünüz gibi sayfa kaynağında görüntüle dediğinizde gayet işte şeylerin olduğu, Tailwind klaslarının olduğu bir site yapmış oluyorsunuz. Bunu da tabii React'e ne yapabilirsiniz? Entegre edebilirsiniz basit bir şekilde. Yani kullanışlı mı değil mi takdiri size bırakıyorum. Yani ben çok tercih etmiyorum açıkçası Stitch'ten ama kullananlar da oluyor. Kapattık. Bir de yani sadece komponent olarak düşünmeyin olayı. Mesela Gradient Designer. Bunu niye gösteriyorum? Sadece gradientlik olayı nasıl diyeyim? Normal CSS üzerinden gerçekleşmiyor. Tailwind kendi klaslarıyla da bunu gerçekleştirebiliyor. Gradient Designer CSS post.com sitesi arkadaşlar bizim için gayet güzel. Burada istediğiniz gibi arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Şeylerini nasıl diyeyim renklerini falan ayarlayıp buradan istediğiniz rengi beğenip arkadaşlar burada herhangi bir gradientliği alıp sitenize bakın şu şekilde geldim. Get code dedim ve burada Tailwind class'ı vermesi. Aslında esprisi bu. Tailwind class'ını da verebiliyor. Öyle söyleyeyim. Hemen bu siteden kopyalayıp istediğiniz yerde mesela burada app demiş ama şunu silip mesela body'nin divinde bunu Ctrl C yapayım. Tabii çok saçma sapan bir site olacak ama bakın şurayı direkt kapsadı. Neden orayı kapsadı? Hemen bir bakıyorum arkadaşlar. Butonlar. Şu butonu bir silelim artık buradan. Şunu bir kaldıralım arkadaşlar. Ctrl C'yi çektik. Şurada arka tarafı arkadaşlar normalde bakın gördüğünüz gibi şunun verdi ama şu daha baskın olduğu için şu an burayı değiştiremedik. Çünkü bu kendi yapısından dolayı buna important çekmemiz lazım falan. Burada arkadaşlar bakın bu direkt bu gradientliği bize Tailwind'de sağlıyor. Bu sitemizde bu şekilde arkadaşlar. Gradient Designer. Meraki UI. Arkadaşlar bu artık çok fazla kullanılmaya başladı. Çok fazla da görmeye başladım. Özellikle komponentler konusunda oldukça başarılı. Browse Components diyerek buraya giriyorsunuz ve burada genel manada arkadaşlar sizin işte kullanabileceğiniz şeylerin hepsini buraya koymuş ve her geçen günde bunlar geliştiriliyor. Mesela burada 11 komponent var. Yarın öbür gün baktığınızda bu sayının arttığını göreceksiniz. Burada alertler, işte blog, breadcrumb'lar var. Mesela buradan neyi seçelim? Kontakta seçelim mesela. Kontakta şöyle bir geldim aşağıya doğru. İstediğiniz kontak kısmını mesela şu şekilde ikiye bölünmüş bir kontak kısmı ya da resimli bu şekilde bir kontak kısmı ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Mesela şunu almak istiyorsunuz. Şuradan geldiniz. Show code dedik. Bakın bu da aynı neye benziyor? Bizim kapattığımız neydi onun adı? Tailblocks. Tailblocks'a benziyor. Burada arkadaşlar bunun aynısını hemen kopyala yapıştır mantığıyla ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz ve bunların class'ını class name'e yine çevirmeniz gerekiyor. React kısmı burada da yok maalesef. Burada full screen göster dediğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi full screen'de böyle göründüğünden bahsediyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bunun aynısını
sitenize hızlı bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Dahil edebiliyorsunuz. Bakın mobil uyumu da hazır şekilde. Meraki UI'da dediğim gibi gayet kullandığım, hoşuma giden bir site Tailwind açısından. Ve arkadaşlar anlatacağım son Tailwind komponentlerden biri olabilir. Tailwind Templates. Bu da gayet başarılı olarak gördüğüm bir şey. Burada Browse Templates diyerek burada bize aynı hatırlarsınız Bootstrap'te olduğu gibi işte kartlar şu şekilde gelecek. Yavaş yavaş geliyor. Burada arkadaşlar kartları kullanabiliyorsunuz. Buradan mesela kod kısmına baktığımızda yine aynı şekilde Tailwind klaslarını görüyoruz. Bunları direkt kopyala yapıştır ile sitemize dahil edebiliyoruz. Bunda da yine aynı sıkıntı React olarak verilmemiş. Tabii bu bir sıkıntı mıdır değil midir? Aslında değil arkadaşlar. Çünkü istediğiniz gibi herhangi bir şeye yükleyebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Notifications kısmında daha bakın herhangi bir şey bulunamadı diyor. Fakat demek ki geliştirilmeye devam ettiğini anlıyoruz. Dediğim gibi gelişen bir ekosistem. İstediğiniz gibi arkadaşlar buradan bakıp kullanabiliyorsunuz. Bakın burada buton çeşitlerimiz var. Değişik butonlar var. Yani bu biraz da bana Bootstrap kısmını hatırlattı. Gördüğünüz gibi işte primary, outline, danger, default şeklinde. Bunları ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Son olarak arkadaşlar material Tailwind. Bu arkadaşlar materyal design yapanlar için mesela Bootstrap'le en çok kullanılan biliyorsunuz material framework'üydü. Burada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bunu eklemeniz gerekiyor. Materyalin React ile Tailwind'in kullanılması için ve burada arkadaşlar istediğiniz gibi şurada dokümentlere gidip React.js diyelim mesela arkadaşlar. Burada bakın aynı şeyde olduğu gibi Bootstrap'te olduğu gibi çok tatlı şeyler buradan elde edebilirsiniz. Varyanslardan, işte size'lardan ve çok kapsamlı arkadaşlar. Bunu da kullanan çok fazla kişi var. Materyal dizayn yapmak için bulunmaz bir seçenek. Ve burada da aynı şekilde sizin için use effect kısmında gördüğünüz gibi JavaScript'ine kadar hamburger menüsünde arkadaşlar JavaScript'ine kadar kendisi yazıyor ve her daim de geliştirilen bir yer. Evet arkadaşlar şimdiye kadar gördüklerimiz bu şekilde. Gördüğümüz şeyler genel olarak Tailwind'in ekosisteminin geliştiğini gösteriyor aslında. Bu sitelerin hepsini videonun alt kısmında paylaşacağım. Tabii sizin de mutlaka keşfettiğiniz, bulduğunuz yerler vardır. Bakın bu sizin anlattıklarınızdan daha güzel dediğiniz yerler varsa mutlaka videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. En azından gelişime katkı sağlarsınız. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you.